İstanbul Bağcılar'da sokakta yaşayan can dostlarımız için kurulan hayvan bakım evinin misafirleri kış aylarının gelmesiyle daha da arttı. Merkezde ameliyatlardan diş sağlığına kadar tüm ihtiyaçları karşılanan sokak hayvanları iyileştikten sonra sahiplendiriliyor. Şu an içeride de zaten trafik kazasıyla gelen bir hayvanımız var. Kimine ultrason, kimine röntgen çekildi. Diş tedavisi yapılan da vardı. Kuvözde sağlığına kavuşmayı bekleyen de. Tedavisi bittikten sonra kısırlaştırılıp ondan sonra da belli bir müddet hayvanımızın müşahedesini sağlıyoruz. Bulunduğumuz Bağcılar'da özellikle sokak hayvanlarına adeta 5 yıldızlı sağlık hizmeti sunuluyor. İlk etapta ilçe genelinde özellikle vatandaşların ihbarları değerlendiriliyor ve sokakta hasta, yaralanmış, bakıma muhtaç hayvanlar tespit edilip ekipler tarafından alınıyor ve bulunduğumuz merkeze getiriliyor. İstanbul'da Bağcılar Belediyesi'nin Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nin misafirleri için veterinerler her daim görevde. Ultrasonla iç organ muayeneleri gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda kanlar alındıktan sonra hemogram cihazı dediğimiz cihazda kan tahlilleri yapılıyor. Anestezi verilip ameliyata hazır hale getiriliyor hayvanlar. İşte bakın, şu an bir kedi için kısırlaştırma operasyonu yapılacak. Ekstra tedavilere ihtiyacı olan hayvanlarımızı, cihazlarımız var, yoğun bakım cihazlarımız. Onların içerisinde gözlemlediğimiz bir oda. Tam teşekküllü hastaneleri aratmayan merkezde hayvanların tüm sağlık sorunları kısa sürede tespit edildi. Kırıktan şüphelenen hayvanımız hemen hızlıca ekiplerimizce röntgen odasına alınıyor. Burada röntgeni çekildikten sonra ekrana yansıyan görüntü üzerinden nasıl bir tedavi yapılması gerekir, bunları belirliyoruz. Right femur proximal fracture tespit edilmiştir. Operasyon için gün belirlenip genel durumuna bakılıp operasyona alınacaktır. Özellikle son günlerde o kötü ününü daha da perçinledi pitbull'lar. İşte bu merkezde pitbull'lar da var ama bunlar ne satılıyor ne sahiplendiriliyor. Ömür boyu burada bakılıyor. Örneğin yanındaki bu pitbull 2 yıldır burada yaşıyor. Alındığı yere de bırakmıyoruz. Onlar ömür boyu bizim misafirlerimiz olarak burada bakımları yapılıyor. Hayvan Barınma Merkezi'nin böyle sevimli dostları da mevcut ve işte bu hayvanlar da dışarıda bulundu. Buraya getirildi, tedavileri yapıldı ve şimdi yeni sahiplerini bekliyorlar. Merkezde bu yıl içinde 9 bine yakın hayvan tedavi edilirken yüzden fazlası ise sahiplendirildi.